içerisindeyiz. Bu hizmetleri yapan belediyelerden birisi de Sultanbeyli Belediyesi. Hem ihtiyaç sahipleri için hem de 65 yaş ve üstündeki vatandaşlarımız için her gün sıcak yemek çıkartılıyor. Evlerin ayaklarına kadar götürülüyor. Peki o yemekler nerede yapılıyor? O yemekler kimlere dağıtılıyor? Bunları ekranlarınıza getirelim istedik. Bundan böyle her haftaki programımızın bir bölümünde bu tür aktiviteleri ekranlara getireceğiz. Olumlu mesajlar vermek adına. Öncelikle ben de programda maskemi şöyle bir takıyorum. Evet, pek de alışık değilim ancak önlemimizi almamız gerekiyor. Şimdi yemekhaneye gireceğiz. Kerem, takip et bakalım beni diyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi kapının önündeyiz. Arkadaşlar uyarladılar. Dediler ki, beni uyardılar. Masken yamuk dediler. Maske yamuk değil. Ben yamuk duruyorum. Ayarlarla oynamayın. Düzeltmeye çalışayım şöyle. Oldu mu bakayım şöyle vizörden de kendime bakayım. Evet şöyle biraz. Şu anda sanıyorum. Şekli aldık. Evet geldik. Tabii ki temizlik ve hijyen önemli. Önce galoşlarımızı giyeceğiz. Gayet şık ve yakışıklıyım. Her zaman olduğu gibi. Tabii ki ben ne olur ne olmaz diyerek bir güvenlik önlemi daha alıyorum. Bir maske daha şu anda taktım. Kötü örnek olmak adına değil, maske takımın, yani buraya maskesiz girilmiyor. Senin masken olsa da yine üstte maske takıyorsun. Hijyen açısından diyoruz. Personel aracı girilmez. Bu dakika itibariyle biz de personel sayılıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Evet geliyorsun. Kerem sen gelemiyorsun. Git. Ayağına galoşunu giy. Kafana tak. Maskeni tak. Öyle gel kardeşim. Sana 30 saniye müsaade. Anlaştık mı? Anlaştık. Türkiye evde kal hashtag'i biliyorsunuz, inşallah vatandaşlarımız evde kalıyor. Bu zorlu süreci hayırlısıyla atlatacağız. Tüm dünya inşallah atlatacak diyoruz. Ve şimdi geldik yemekhanemize. Şöyle devam ediyoruz. Cümleten selamun aleyküm. Abi eldiven de olsa diyorum şöyle uzaktan. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin en tecrübeli şeflerinden birisi. Karizması yetiyor. Ustam isim neydi? Cemal Usta. Cemal Ustam memleket nere? Adıyaman. Adıyaman'ın çiğ köftesi meşhur, bir de Nemrut daha meşhur. Çiğ köfte de yoğuruyoruz. Burada veriyoruz personelimize. Yapıyorsunuz? Evet. Kaç yıllık aşçıyız? 25 senedir. 25 senedir? Evet. Tabii sen Ay Yıldızlı bayrağı abi kafada taşıyorsun yani. İnşallah. Nasıl bir duygu çift bayrak birden? Evet, güzel bir duygu. Abi ne yapıyorsunuz burada? Çok güzel hijyen bir yemekhane. Burada personelimize günlük yemek çıkarıyoruz. Şu anda yemek sadece yaşlarımıza çıkarmak üzereyiz. Bugün de dahil. Personel... Yani şöyle mi yapıyoruz? Bu yemekhanede pişen yemekler sadece personele. Personeleydi ama evet. Bu dakikadan itibaren de koronavirüs olaylarından yaşlılarımıza yemek çıkaracağız inşallah. İhtiyaç sahiplerine, evde olanlara, evet. Alo, alo, alo yardımcı olun diyenlere. Alo yardımcı olanlara yemek götürüyoruz. Sefen tatlarıyla beraber. Menüde ne var Cemal Usta? Menüde bugün kuru fasulye, pilav, süzme, mercimek çorbası. Senin yaş kaç Cemal Usta? Benim yaş 58. 58. Hiç göstermiyorsun başını. Teşekkür ederim. Bak kimliğe bakmıyorum. Teşekkür ederim. Kontrol etmiyorum. Evet. Ondan sonra sıkıntı yaşamayalım ha. Yaşamayalım. 58 maskeyi evet. Taktın. Şu anda tam test yapamıyorum. 58 yaşındayım. 58 yaşındasın. Evet. İyi abi. Beni nasıl gördün Cemal abi? Bomba gibi maşallah. İlk defa böyle bir röportaj yapıyorum. Evet ha. Maşallah. Şimdi maske taktım. Bak ne olur ne olmaz. Tabii tabii. Yani en güzeli. En güzeli. Şimdi şöyle geliyoruz. Buyurun. Ustalarımız selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Abi ne güzel böyle çeviriyorsun ya. Süzme mercimek çorbamız. Bugün ihtiyaç sahiplerine gidecek. Evet. Evden çıkmayacak olanlar. Ya, evet yaşlılarımızın ihtiyaçlarını gidermek için bugünkü menümüz süzme mercimek çorbası. Ne düşünüyorsun? Yani ülkede bir koronavirüs vakası var ve biz de insanları evde tutup özellikle evet. İhtiyaç sahiplerine hizmet etmeye çalışıyoruz. Hizmet ediyoruz tabii onun ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz, çabalıyoruz. Kaç kişilik çorba bu abi? Bugünkü menümüz 90 kişilik, 100 kişilik. 100 tane? 100 ihtiyaç sahibimiz, ihtiyarlara, işte yaşlarımıza. Bugünkü menümüz. Yani yeter ki evde kalın. Tabii tabii. Yani. Biz hizmeti ayağınıza getiriyoruz. Aynen aynen tabii ki.
Kesinlikle. Evet ustama geldim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Memleket geldiniz. Nerede usta? Memleket Erzincan. Neresinden? Otlukbeli. Oo güzel abicim. Erzincan candır biliyorsunuz. Can Erzincan. Can Erzincan. Kaç yıllık ustayız? Kaç yıllık ustayız? 25 belki 30 da vardır. Aşçılığı niye seçtin usta? Vallahi aşçılık hoşuma giden bir meslekti. Aşları doyurmak en güzel bir hobimdi. Yani aç doyurmak çok bir kutsal bir görev diye düşünüyorum. Yani karnı acıkanlar. Karnı acıkanlar elbette, elbette karnı acıkanları. Evet abi. Cenab-ı Allah bu virüs belasından ülkemizi, ümmeti Muhammed'i korusun. Hastalarımız evden dışarı çıkmasınlar. Biz elimizden geldiği kadar hastalarımızın, yaşlı amcalarımızın, teyzelerimizin her türlü ihtiyaçlarını seve seve canı gönülden karşılamaya çalışırız. Yeter ki bize bir alo desinler. Belediye olarak yani buna biz ekip olarak hazırız. Müdürlük olarak hazırız. Vallahi Can Erzincan'ı görüyor musun? Canından, içinden, böğründen, tam gırtlağından söyledi. Yeter ki dedi laf dinleyelim dedi. Evet. Hep beraber. Sadece tabii yaşlılar değil. Gençler de. İşi olmayanlar çıkmayacak. Fasulye de normal fasulye değil. Erzincan'ın fasulyesi meşhurdur da bu nerenin abi? Konya fasulyesi bildiğim kadarıyla. Yani Erzincan... Ne var içinde usta? Yemeğimizin içerisinde fasulye, et, biber, domates, baharatı bunlar. Yani böyle enerji deposu abi. Yani sadece kuru fasulye değil. Evet. Güzel bir salça, güzel bir biber, kaliteli bir et. Evet. Yanında da biberi atmışlar abicim. Tabii buna sevgimizi, şeyimizi katarak yaptık bunu. Yemekte en büyük özellik aşçının yemeğe sevgisini katması. Çok önemli. Her gün katıyor mu abi? Aynen. Nasıl bir sevgi var? Sorma. Allah'ıma şükürler olsun. Yani gücümüz yettiği kadar da katacağız. Türkü var mı? Türkü var da şu anda türkü mevsimi değil. Biraz... Ama sen yine de bir türkü söyle ya. Ya Türkiye'ye de ihtiyacımız var yani. Ben şimdi türkü söylersem, ben şimdi sana şeyleri, plak şirketleri kaparsam ben mesleğinden olurum. Ben abi size... sen türküyü söyle. Bu koronavirüs vakası geçtikten sonra evet. Seni var ya ben bizzat elinden tutacağım abi. Ha şöyle kolundan tutayım. Hattat bir türkü ya. Bizim neşeye de ihtiyacımız var. Evet. Bu yemekler böyle bir yandan doğayla yapılır, bir yandan da türküyle yapılır. Patlat. O zaman bir iki şey yapalım kısa olarak. Buyur abi. Erzincan türküsü. Patlat bakalım abi. Erzincan'a girdim, ne güzel bağlar. Erzincan'a girdim, ne güzel bağlar. Erzurum'a vardım, dumanlı dağlar. Abim ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Teşekkür ederim, ayağınıza çok, sağlık. Çok teşekkür çok, ediyoruz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ülkemiz büyük bir ülke. Gerçekten sevgisini de katarak bu yemeği yapıyor değerli büyüğümüz. Erzincanlı, buradan Erzincan'a ve tüm Türkiye'ye selam söyle. Selamlar olsun. Bir can selamı söyle abi. Bütün Erzincan'a, bütün Türkiye'ye, bütün ümmeti Muhammed'e saygılar, sevgiler, selamünaleyküm. Ve aleyküm selam diyoruz abi. Senin memleketin Ordu. Ordu Ünye mi? Evet, Akkuş. Ordu Akkuş. Evet. Akkuş yaylasından. Evet. İsmim Altun Şahin. 94'ten beri bu işin içindeyim. Soğuk meze, balık, sulu yemek hepsi var. Ustalık belgem var, usta öğreticiliğim var. Yaklaşık 13 senedir de burada görev vermekteyiz. Kaç saatte pişiyor abi? Yarım saat kavuruyoruz. Ondan sonra dinlemeye suyunu verdikten sonra 20 dakika dinlenmeye veriyoruz. Altını kapatıp tekrar karıştırıp müşterimize sunuyoruz. Yani şöyle mi diyorsun? Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa evet. Bütün evet, Türkiye'ye evet. Gelse şöyle bizim çalışmamıza baksa mı diyorsun? Evet aynen öyle. Tüm Müslüman alemine kolaylık versin. Bu en kısa zamanda bu rahatsızlığı üzerimizden kaldırsın. Herkes işine gücüne gitmeyi nasip etsin Allah'ım. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Usta geldi uyardı, eldivensiz çalışıyorsun dedi. Bir eldiven getir ustam. Eldiven getir, eldiveni de takayım o zaman. Evet değerli izleyicilerimiz. Şimdi yanımızda Zafer Söğütçü başkanımız var. Kendisi diş teknisyeni. Doktoru diyelim. Diş teknikeri. Evet, evet diş teknikeri. Şimdi Zafer Başkanım, çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Buradan değerli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'i de selamlıyoruz. Bu ekibin başındaki bir insan olarak, Sultan Bey'inle ve ülkesine güzel hizmetler yapan bir insan olarak güzel bir tesis.
Nereye götüreceğiz bunları efendim bugün? 86-65 yaş üstü ve yalnız yaşayan büyüklerimize bu yemeklerimizi hazırladık. Tabii o yaş, 65 yaş ve üzerinde tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol gibi rahatsızlıklar bulunması ihtimaline karşılık arkadaşlarımız ona göre bir hazırlık yaptılar. Az tuzlu ve kolesterole uygun, yine sindirimlerine uygun, lifli besinlerden oluşan bir menü hazırladık. Bir sonraki menülerimizde de yine bu durumu, bu hassasiyeti gözeteceğiz. Sağ olsun başkanımızın talimatıyla bu zorlu süreçte yaşlılarımız, özellikle bu salgın süresince tabii daha fazla risk altındalar. Maalesef kayıplarımız oldu. Bu kayıplarda bildiğiniz üzere daha çok 65 yaş ve üzeri büyüklerimizi kaybediyoruz virüs bulaştığında. Dolayısıyla onların evde kalması bu süreçte çok önemli. Yemeklerini götürüyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, sefer taslarımızın ağırlığı, çoğunluğu gitti. Şimdi son, biz de bu sevapta, bu güzel hizmette payımız olsun istedik. Sefer taslarımızı aldık. Çorbamızla, pilavımızla, kuru fasulyelerimizle yola revan oluyoruz efendim. Az sonra değerli vatandaşlarımız inşallah sıcak sıcak bu yemekleri yiyecekler. Gülüzer ablacığım nasılsın? İyisin. Şöyle bir cemalini görelim. İki gün önce işte hastaneye götürdü beni. Komşu ambalaj çağırdı. Bel fıtığının ağrısı tuttu. Dört tane bel fıtığı var. Üç tane boyun fıtığı. Şekerim var. Astımım var. Baş dönmesi var. Hamdolsun. Sen de. He. Sen bu kadar hastalığa rağmen böyle ayakta duruyorsan. Ama ne? Cenab-ı Rabbim. Ya bizim bir başımız ağrıyor. Dünyamız şaşıyor. Bir daha saysana. Şu hastalıkları bir daha sayar mısın? Allah'ım kuvvet veriyor oğul. Tamam. Bir öyle. Say bakayım ne Allah, hastalığı var Allah sende. Allah diyen derde kalır mı? Doğru söylüyorum. Astım var, şeker var, bel fıtığı var, dört tane, üç tane boyun fıtığı var. Başım dönüyor, başıma giden damarlar çalışmıyormuş. Hepsi var. Memleket nere? Benim doğum yerim Erzurum Hınıs. Asıl memleketimiz Gümüşhane de. Eskilerimizi oradan oraya sürmüşler, o eski zamanlarda. Doğum yerim orası, Erzurum. Yaş kaç? 77. 77 maşallah hiç göstermiş. Enişte sağ mı? Yok ne ya. Sen Allah, tek misin? Benim Allah'ım var. Allah'ımla yaşıyorum ha buraya. Şimdi çok güzel kuru fasulye yaptık. Ol, Allah çok kabul. Güzel mercimek kabul, çorbası yaptık. Rabbim kabul etsin. Çok güzel pirinç pilavı Osmancık. Değerli başkanımız Hüseyin i̇şte, Keskin'in de selamı var. Aleyküm. Başkan yardımcımız zaten burada gördüğünüz gibi. Başkanım böyle evlere teslim. Teslim, evlere teslim ediyoruz. Gülizar teyzemiz ve onun gibi başka yaşlılarımızın önce evini dezenfekte ettik. Biz bütün evde kimsesiz yaşlılarımızın evini dezenfekte ettik. Gıda desteğinde de bulunduk. Her gün arkadaşlarımız artık takip ediyorlar. Ayrıca Şefkat Ali projemizde Gülizar teyzemiz. Şu bir daha yap bakayım şu duayı. Evinize, ocağınıza, çoluk çocuğunuza Rabbim sizi bağışlasın. Şu ekmeği Rabbim. Ben alayım, sen de yük olmasın sen da. Abi, sen ne zikri çekiyordun? Çek bakayım şu zikri. Ben çekiyorum devamlı. Çek bakayım ne diyordun? Çektim gönderdim de şimdi tez başladım gene. Nereye gönderdin? Peygamberimize, peygamberlerimize, evliya ermişlerimize, şehitlerimize, gazilerimize. Senin gözlerin niye sulandı? Onlar hep öyle. He? Hep öyle onlar. Şimdi böyle dışarıda çıkmıyoruz. Yok. Ayağınıza kadar geldi. Dışarı çıkmıyorum. Niye biliyor musun? Biz sizin daha uzun seneler yaşamanızı istiyoruz. Allah bütün Türkiye olsun. Olarak. Allah razı olsun. Hani öyle başka yerlerdeki bu sosyal medyaya falan atıyorlar. Öyle değil. Cenab-ı Rabbim sizin arabanızın tekerine taş dokundurmasın. Amin. Cümlemizin. Hepinize. Sen yemeklerini afiyetle yiyeceksin. Sağ ol. Allah duanı hiçbir zaman eksik etmeyeceksin. Asla. Şöyle ülkemize Allah. Bir güzel dua et. Cenab-ı Allah'ım ülkemize dirlik düzenlik versin. İstemeyenleri Rabbim kahretsin. Bizi çekemeyenleri, ülkemizi çekemeyenleri Allah onlara fırsat vermesin. Bir de bu virüs çok konuşuluyor, hep söyleniyor ya. Sen ne diyeceksin? Kurallara uyuyorsun. Zorunlu olmayınca çıkmıyorsun. Yok, hiç çıkmıyorum.
Ha buradan geçen bir Müslümana yalvarıyorum. Oğlum bana fırına, fırına orada. Ben oradan etmeden de gel diyorum. Ha bu sokaktan geçen tanımadıklarıma da, çocuklara. Allah senden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Uzun seneler yaşamanızı istiyoruz. Ama zorunlu bir durumda da ne yapıyorsun? İman Kur'an'la. Ümmeti Muhammed'e bana da iman Kur'an. Şimdi afiyet olsun. Sağ olun. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Bunlar boşanacak mı? He? Kalsın mı bunlar? İkinci bir kez yemek getirdim. Ha yemek getirdim. Boşu, boşu vereceğim, doluyu alacağım. Tamam. Boşu vereceğim, tamam, doluyu alacağım. Çocuğum. Dolusu tamam. Gelmezse boşu hiç verme. Anladın mı? Tamam mı? Gelecek. Canınız sağ ol. Ha buna niye alıyorsun? Bizi arayacak zaten teyze. Bunu da al istiyorsan. Bu da ülkenin bir. Bu ülkeye bir şey söyler misin? Nasıl? Ülke evlatlarına, annelerine, babalarına. Onları Allah annelerine, babalarına, çoluk çocuklarına, bütün ümmeti Muhammed'e hepinizi de bağışlasın. Allah senden razı olsun. Allah iman, Kur'an, vücut sağlığı versin. İman, Kur'an, vücut sağlığı. Senin gibi böyle değerli büyüklerimizin gözünden akan yaşlar, dilinden dökülen dualar da bize şefaatçi olsun diyor. İnşallah, inşallah. Oh. Evet Kerem gel bakalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Nasılsın? Allah razı olsun. Yaşımız kaç hacı abi? 91. Hay maşallah ya. Sağlık saat. Ne sorunun var? Vallahi şey, beni bu şey alıcı. Romatizma sarı çok perişan oluyor romatizma. Romatizma? Evet. Kemiklerimi kırıyor beni. Ama bu kadar sarar yine işe yemem. Ha sıcak olsun diye sardın kendini böyle. Evet evet. Memleket nere? Erzurum. Sen de Erzurum. He. Kaç yıllık evliyiz? Ona sor. 57'de evlenmiş. Ona sor dedi. 57'de mi evlendi? Evet. Bayağı olmuş 57, 60. 70. 60 yılda oradan 63 yıl. Evet. Değerli izleyiciler tam 63 yıllık evliler. Allah size uzun sağlıklı ömürler versin. Allah Türkiye'mize iyilik versin. Şifa versin çoluğumuza, çocuğumuza. Devlet. Bu kadar diyebilirim yavrucuğum. Cenab-ı Allah darlatmasın. Gençlerimize hayırlı sağlık, uzun ömürler versin. Bizleri de el ayağa her ihtiyarları da bırakmasın. Zarar ziyan görmeyesiz yavrum. Allah sizden bin kere razı olsun. Şu hastalık dağlara taşlara gitsin. Şifa versin herkese. Kurallara uyuyorsunuz? Uyuyoruz evet. Yaşımız kaç Arife teyze? 72 mi 73 mi varım ben. Enişte beyin? O da 41 doğumlu. O da 79. Ben de 48'liyim. Maşallah. Ne yapacağım birbirimize bakacağız. Çoluk çocuk var mı? Var. Allah kimsenin kapısına muhtaç etmesin. Allah kendi kapısına muhtaç etsin. Amin. Nasıl kurallara uyuyorsunuz? Dışarı çok çıkmıyorsunuz. Yok, yok. Sıcak yemeğiniz geldi. Allah bin kere razı olsun. Allah devletimize, milletimize zaval vermesin. Bu da sağlığı sıhhat versin. Teyzem nasılsınız? İyi misiniz? Benim ayağıma geldim. Ne demek geleceğiz? Geleceğiz teyzem ne demek? Vazifemiz o. Geçen gün... Ne demek teyzem ne demek? Ya Rabbi, Allah'ım sizi başımızdan özledim. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın çok selamı var. Her şeyi yiyemem. Yemeğe bana verme. Ekmeğe ver, sade bir un. Yemeğe bana verme yavrum. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Kaç sefer verdim, göremedim sizin, seni oğlum benim. Allah razı olsun. Sizin ne yediğinizi biz tespit edelim. Ne yiyebileceğinizi biz tespit edelim. Ona göre şey yapalım. Ben şunu koyayım arkadaşlar. Arkadaşlar takip ederler inşallah. Şöyle dursun. Ne yediğini midesi rahatsız olduğu için her şeyi yiyemiyormuş. Ona göre şey yapalım. Kalbimi tamam. Korusun Allah. Allah kalbimi korusun Allah. Allah Allah'ın kalbimi korusun. Başımızdan eksik etmesin devletimize, oğlum. Devletimize, milletimize dua edelim inşallah. İnşallah. Ülke olarak, millet olarak ve dünya olarak önemli bir süreçten geçiyoruz. Burada büyük bir mücadele var. Allah'ım.
Rabbimize şükürler olsun ki ülkemizde devletimiz, hükümetimiz hep birlikte büyük bir mücadelenin içerisindeyiz. Bu anlamda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımızın şahsında emeği geçen bütün büyüklerimize biz de teşekkürü bir borç biliyoruz. Biz millet olarak geleneğimiz, örfümüz ve dinimizin emri gereği büyüklerimizi başımızın üzerinde taşımamız gerekiyor. Bu anlamda maalesef Avrupa'dan da çok bizim medeniyetimizle örtüşmeyen cümleler duyuyoruz. Bu cümleler bizi yaralıyor. Son zamanlarda tabii yeni neslin aslında kötü niyetli olmamakla beraber ama asla kabul edemeyeceğimiz bazı saygısızlıklarına da şahitlik ediyoruz. Bu anlamda tabii bakanlıklarımız çok hassas, millet olarak çok hassas bir süreçteyiz. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Burada bizim milletimizden ricamız, bakanlığımızın bizden istediği bütün kurallara harfiyen riayet etmek gerekiyor. Bu virüsle uğraşırken özellikle 3. dünya ülkesi olarak ifade edilen ülkelerin yaşadıkları düşünmemiz ve bu konuda vicdanımızı, insanlığımızı daha fazla ön plana çıkarmamız gereken bir dönemde yaşıyoruz. Bizler devletimizin ve belediyelerimizin bütün yetkilerini kullanarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz.